yoğun geçen bir pazar günü vlogundan önce, bu arada bu tipimle gerçekten her günüm gibi bir pazar gününde çok yoğun geçmişti ve bunu size vloglamak istedim çünkü çok eğlenceli bir gündü. Şimdi onu izlemeden önce size küçük bir duyuru yapmak istiyorum. Yeni bir kanal açtım arkadaşlar. Beni uzun zamandır Instagram'dan takip eden varsa storylerimden ne kadar çok film paylaştığımı görür. Çok fazla film paylaşıyorum, film yorum paylaşıyorum, film önerileri paylaşıyorum ama artık kendi hesabımı biraz rahatlatmaya karar verdim ve film dizi içeriklerini oradan çektim ve yeni bir Instagram hesabı açtım ve bir de yeni bir YouTube kanalı açtım. İşte bu yeni YouTube kanalımı takip edebilirsiniz. Yüzüm olmadığı için, ben gözükmediğim için benim kanalım olduğunu anlamayan arkadaşlarım olmuş. Ama tamamen benim kanalım arkadaşlar ve benim sesimi duyacaksınız orada. Lütfen bu kanalı takip edin, abone olun ve videoları izleyin. Videolarla ilgili yorumlarınızı çok merak ediyorum. Hadi hep birlikte bu kanala gidelim ama önce durun bu videoyu bir izleyelim. Çünkü çok güzel bir pazar videosu sizleri bekliyor. İyi seyirler. Bu zamandır yapmadığımız bir şey yapalım mı? Ne? Vlog. Ama Ceylin kesinlikle olmayacağı bir vlog. Çünkü sınava kaç gün kaldı? 200 küsür. Bilmiyor musun kaç gün kaldığını? Bileyim mi? Bil. Sayılı gün çabuk geçer. 200 deyince bile çabuk geçecek. Hadi bakalım gelin. 215. 200 kalmış. 15'indesin. Son 15 günde ders çalışmayacaksın zaten. Öyle düşünelim. Biliyorsun. Asla çalışılmıyor son 15 gün. Ondan sonra o yüzden. Bunu alıyor burada gizli gizli yüzden. Söyle gizli gizli ne yapıyorsun? Para almış, benden para çalmış. Hayır verir misin? Dışarı çıkıyoruz. Benden para çalmış, kumbarasına koyuyor. Verdim. İnanmıyorum, bir daha sana asla harçlık vermeyeceğim. Evet, ben ne yaptım? Hayatımda ilk defa bir outfit reels çektim arkadaşlar. Outfit reels çektim. Ve böyle bir şey oldu. Şimdi çıkıyoruz. Bugün bir sürü değişik işimiz var. Dışarı çıkmak istedim ve böyle ne yapacağımı bilemedim. Poyraz'la basketbol oynamaya gideceğiz. Poyraz'ın saçlarını kestireceğiz. Kasabaya gideceğiz. Markete gideceğiz. Alışveriş merkezine gideceğiz. Alışveriş merkezine Ceylin'e krem alacağız. Saç kremi. Ondan sonra alışveriş merkezine gitmişken bir bilgisayar bakacağız. Ondan sonra gitmişken mutfak dolaplarımıza kulp bakacağız. Gibi 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 bir sürü işimiz var. O zaman ne yapıyoruz? Çıkıyoruz. Atom karınca. Ne yaptık? Saçlarını kestirdik. Bakar mısınız? Johnny, çok güzel. Johnny Bravo'ya dönüştü. Johnny dönüştü. Johnny Bravo'ya dönüştün. Ve şimdi sonra topunu şişirmeye gittik. Topunu şişirdik. Şimdi arkadaşlar, bakın. Evet. Şimdi de şeye gidiyoruz. Mutfak dolabı kulübü açık mı diye bakmaya gidiyoruz. Eğer açıksa mutfak dolabı kulübü bakacağız. Oradan da alışveriş merkezine gideceğiz. Çünkü mutfak dolabı kulüplerimiz kırık. Yenilememiz lazım. Şimdi yoldayız. Merhaba kullanıyorum. Hoşçakalın. 3 hours later. Dın 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 dın. Ne şarkı soruyorum hiç bilmiyorum. Bakın bu da benim araba gözlüğüm. Çünkü yolda önerim. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Arkadaşlar. Mutfak kulübçüsü kapalıydı. Sonra AVM'ye geldik. Evet. AVM'yi de konumunu da belirt mutlaka, tamam mı? Buraya konum harita falan koyalım buraya. AVM'ye geldik ve tıklım tıklım doluydu. Yani böyle bir doluluk olamaz. Ondan sonra şu anda gittik Ceylin'e saç kremi aldık. Ya da şampuan aldık. Bir de böyle yanında işte şeyler veriyorlar ya. 20 lira ve üzeri işte şu indirimli bu indirimli. Onlardan da bir sürü kazıklandık. Ondan sonra bindik arabaya, gideceğiz şimdi. Çünkü kasap kapanıyor. Kasaba yetişmemiz lazım. Ve deli gibi bir trafik var. Çıkamıyoruz AVM'nin içinden. AVM'nin içi trafiği. Çok sinirlerimiz bozuldu. Şarkı dinliyorduk bir yandan. Bakın, bakın deli gibi korna basıyor. Neden korna basıyorsun? Korna basınca ne oluyor? Korna basınca acaba arabalar ilerliyor mu? Hayır. Ama insanlar korna basıyor. Neden? Hiçbir fikrim yok. Neyse biz şarkı dinlemeye devam ediyoruz. Kasaba gidersek çekeceğiz. Ve daha sonra basketbol oynayacağız. Daha sonra eve gideceğiz. Mutfak berbat. Evi toplayacağız. Daha sonra hamburger partisi için hazırlık yapacağız. Hamburger yapacağız. Vakit kalırsa ders çalışacağız. Banyoya gireceğiz. Film izleyeceğiz falan filan derken yatacağız. Ve saat 6. Bunları yani uyumak için 4 saatimiz var. Ve bunları yapmak için 4 saatimiz var. Korkunç. Arkadaşlar 45 dakikanın sonunda o otoparktan çıktık ve çıktığımızda hava kapkaranlık ve dışarıda da çok trafik var. Genel olarak trafikten dolayı ilerleyemiyoruz. Kasaba da yetişemeyeceğiz galiba. Zaten kulüp de alamadık, kapalıydı. 41'de bari vakit geçirseydik. 41'de de vakit geçirmedik. Şampuan alıp çıktık. Kasaba da uğrayamayacağız. Hava karardı, basketbol da oynayamayacağız. Yani berbat bir gün. Neden biliyor musun Poyraz? Bunların hepsi geç kalktığımız için arkadaşlar. Biz Ceylin'in okulu olmadığı günler o kadar geç kalkıyoruz ki. Ceylin'in okulu var, 8'de hepimiz ayakta oluyoruz. Ceylin'in okulu yok diye bugün 1'de kalktık. 1 nedir ya?
8'de kalkıp 1'e kadar tüm işlerimizi halledebilirdik. Ama biz 1'de kalktık. 2.30'da kahvaltıdan kalkmıştık. Ondan sonra ben video çektim bittim derken saat 4'te evden önce çıkabildik. 4'te evden çıkınca saat 6.20 geçirdik. Burada oluyoruz yani daha. Daha hiçbir şey yapamadık. Berbat bir öğleden sonra. Şu an tek zevkimiz arabada şarkı dinleyip trafikten kurtulmaya çalışmak. Ne diyorsun Poyraz? Çok kötü. Kötü bir gün evet. Neyse Poyraz'ın saçlarını kestirecek ve topunu şişirtebildik. Bunları düşünelim Poyraz. Bunları düşünüp enerjimizi yükseltelim. Saçları kestirdik, topu şişirttik. Şimdi de kasaba yetişeceğiz. Manifest edelim kendimize. Yükseltelim enerjimizi. Komik. Enerjimizi yükseltelim. Toplayalım şöyle enerjimizi yükseltelim arkadaşlar. Topla. Toplayalım. Bu saç ne? Johnny Bravo. Şarkı dinleyelim. 346 minutes later. Eve geldik. Yine mi? Kasaba gittik. Kasaba çıktı ve şöyle arkadaşlar nasıl çekmedim biliyor musunuz? Kasaba gittim. Yanaştım. Adam tam bir elini uzatmış ışığı kapatıyordu. Dur dedim. Dur kapatma. Hemen gittim. Aldım arkadaşlar. Geldim. Sonra o kadar trafik vardı ki markete gittim. Markette böyle bir kapanma aşamasında. Hemen markette alacaklarımı aldım. Telaş telaş. 1000 liraya. Merhaba arkadaşlar. Başım dönüyor trafikten. Şimdi yemek zamanı. Bugün hamburger partisi yapacağız. Hamburgerimizi yapmaya başlayalım. Doğru. Patatesimizi yapmaya başlayalım. Çok güzel soslar aldım. Marul aldım. Sus artık. Şimdi ben niye buradayım? Başlıyoruz. Evet, tabağımız ne kadarmış? 231. Tabak bitti bakıyoruz. 456 gram oldu bununla birlikte arkadaşlar. Şimdi bunu yapalım. Uf, ses duydunuz mu? 456 olacak yine. Bakın bakın bu ne? Babam da hamburgerciydi bu se. Hayır değildi. Ben ona batırımcı diyorum arkadaşlar. Girişimci değil batırımcı. Genelde batırıyor işleri. Girişimci diyemiyorum. Kanalı bu arada. Oo, nasıl çıktı? Hangi kanalı? Karışık Ceylin. Karışık. Karışık kanalı. Sadece hangi kanalı olsun? Film Apello. Neden? Filmlerle alakalı ne yaptık Ceylin bu videoda? Haberleri var bu arada değil mi? Yok. Nasıl yok? Sadece dönüştürdüm. Diyorlar ki bu kanal nereden geldi? Aa. Koyduk. Şimdi marul ve ekmeğimizi kapatıyoruz. Uuu şuna bakın. Bakın bakın. Böyle ne? Nusret oluyor ya basıyorlar su çıkıyor içinden falan. O kadar sulu. Of 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 bir dakika. Özür dilerim. Benimki de çok güzel sulu olmuş. Ay patateslerim yanıyor. Bir daha bakalım bakın. Ooo. Görüyor musunuz? İşte bu. Bu hamburger patatesi. Patateslerimizi alalım. Ve artık bunu tamamlayalım. Şuraya da soslarımızı sıkalım. Neden bir taraf fazla var? Onu görüşürüz. Dur geliyorum ben. Kapat koyarız, ışığı da kapatmış o. Allah'ım bu kamera beni delirecek. Ve... Bitirmemiş miyiz bu bölümü? Bitirmemişiz. Buse, bu tarifi nasıl yaptıysam bunu nasıl ben hep böyle istiyorum. Hmm. Her zaman günler yapıyorum. Hmm. Ben başlıyorum arkadaşlar. To save everybody's money. That's a lot of pressure. I'm gonna need some money. You can't have it. Yemeğimiz bitti. Yemeğimiz bitti. Bu kiloların nasıl geldiğini videoda ayrıntılı olarak gördünüz. Hunharca yemişiz arkadaşlar.
Ama güzeldi. Hatta hayatımda yaptığım en güzel hamburgerdi. Daha önce hep hamburger köftelerim kuru kuru olurdu. Gördüğünüz gibi nasıl ıslak olmuş. Bir daha aynı tarifle yapacağım. Bir de Poyraz'a patatesimi çok beğenmiş. Aynı tarifle yapmamı istemiş. Ama zaten patatesle hep aynı yapıyordum. Bu sefer ne farklıydı onu anlamadım açıkçası. Neyse arkadaşlar, beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Benim yeni YouTube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Ve yeni YouTube kanalımı yeni Instagram sayfasını takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.